Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı sabahlar. İnşallah bugün sizlerle beraber Arapça Nahiv kitabımızın 10. dersindeyiz. Eddersül Aşiru 10. ders ve bugün kısmet olursa El Müsteşfe El Cedidu Yeni Hastane isimli bir konuyu göreceğiz. Yeni hastane. Sonrasında da Nahiv ilmine dair birbirinden önemli iki tane bugün konumuz var 10. dersimizin içerisinde. Birincisi ceminin çeşitleri. Yani Arapçada cemi kaç kısma ayrılır? Bunu göreceğiz bu kitabımızın diliyle. Hemen dersimizin devamında da kısmet olursa mübtedanın cemi olmasını ve ona bağlı haberin de cemi olmasını yine aynı dersin içerisinde işleyeceğiz Allah'ın izniyle. O yüzden diğerlerine nazaran biraz daha uzun bir dersimiz olacak. Ama dersin uzunluğu ya da kısalığı bizim için önemli değil. Önemli olan dersin güzelliği ve derste ne kadar çok şey öğrenirsek onun bizim yanımıza kar kalması. El Müsteşfe El Cedidu Yeni Hastane El Kelimatul Cedidetu Bu ders öğreneceğimiz yeni kelimeler Esirratun Yataklar kelimesi Serirun yatak Esirratun yataklar Müsteiddun hazırdır anlamında Müsteiddun hazır Mütehassisun özel Mütehassisatun bu da bunun bayan versiyonu müennes versiyonu o da özel demek Neffeze yaptı Yuneffizu yapıyor Deun hastalık demek Deun hastalık Elmarda hasta Etibbeu doktorlar Emradun hastalar Etibbe'u doktorlar, emradun hastalar. El mustalahatul cedidetu, bu ders öğreneceğimiz yeni tabirler. Cem-u teksir neye denir? İnşallah onu bu dersimizde öğreneceğiz. Cem-i müennes salim neye denir? Cem-i müzekker salim neye denir? Bu ceminin üç çeşidini kısmet olursa bu dersimizde öğreneceğiz. Ref'un yani kelimenin merfu olması ne demek onu öğreneceğiz. Sıfatun sıfat kelimesi. El-akilu akıllı. Et-tagyir değişim. Et-tagyiru değişim. Esma'ul-ukala yani akil isimler. Akıl sahibi isimler. Esma'ul-ukala ve son olarak da sigatul-müfret. Yani kelimenin müfret sigası ne demek onu inşallah bu dersimizde hep birlikte öğreneceğiz. Nahiv bölümüne geçmeden önce Nahiv bölümünde kullanacağımız bütün örnek cümlelerin yer aldığı Müsteşfe el-Cedid isimli Yeni Hastane isimli konumuzu okuma parçamızı ne yapalım inşallah öncelikle okuyalım. Hâzâ Müsteşfe cedidun Bu yeni bir hastanedir. Bu yeni bir hastanedir. Unzur ileyhi ona bak. Unzur ileyhi ona bak. İnnehu o müsteşfe vasi'un. Yani şüphesiz ki o geniş bir hastanedir. Müsteşfe vasi'un geniş bir hastanedir. Fihi kısmen. Onun içerisinde iki kısım vardır. İki bölüm vardır. Kısmun hasun bir rijal. Erkeklere özel bölüm. Ve kısmun hasun bin nisa. Bayanlara özel bölüm. Ve unzur ila hazel mektep. Bu ofise. Mektep biliyorsunuz ofis anlamına gelebilen bir kelime. Unzur bak ila hazel mektebi. Bu ofise bak. İnnehu nazifun. Şüphesiz ki o temizdir. Ve fihi onun içerisinde kethirun minel muvazzafin. Görevlilerden çok vardır. Onun içinde birçok görevli vardır. Vel muvazzafune ve görevliler meşgulune meşgullerdir. Neyle? Bir tescili kayıt yani kaydıyla bir tescili kaydıyla kayıt etmekle esma-i merda hastaların isimlerini kayıtla meşgullerdir görevliler. Hazihi hucratun fi kismi rical. Bu erkekler bölümündeki bir odadır. Fihe esirratun onun içerisinde yataklar vardır. El esirratu nazifetun yataklar temizdir. Ve ricalu erkekler naimune uyumaktadırlar alel esirrati yatakların üzerinde uyumaktadırlar vel etibbe'u ve doktorlar vakifune durmaktadırlar yefhasunel merda yani hastaları
muayene etmeye durmaktadırlar. Ya da şöyle diyelim, vakifune ayakta durmaktadırlar, hastaları muayene ederek ayakta durmaktadırlar ya da hastaları muayene etmeye durmaktadırlar. Vel mumerridatu ve hemşireler, bayan hemşireler, vakifatun durmaktadırlar, yunefizne yapmaya, ma ye'muru bihi letibbe, yani doktorların kendilerine emrettikleri şeyleri yapmaya durmaktadırlar. Kimler? El mumerridat, bayan hemşireler. Ve hazihi, bu hucratun fi kısmin ise, bu bayanlar bölümündeki bir odadır. Ve tabibatu ve bayan doktorlar, ve tabibatu bayan doktorlar, vakifatun durmaktadırlar. Yefhasnel maridat, yani hastaları, bayan hastaları muayene etmeye durmaktadırlar. Vel mumerridatu ve hemşireler, mesteiddatun ya da müsteiddatun, bura yanlış harekelenmiş de olabilir, müsteiddatun, hazır beklemektedirler, li müsaadetil maridat, yani hastalara yardımcı olmak için hali hazırda, yani sürekli hazır bir pozisyonda beklemektedirler. Ettabibatu mahiratun, bayan doktorlar maharetlidirler, hünerlidirler, ve hunne, onlar, mütehassisatun, yani özeldirler, neye? Fi emradin nisa, yani kadın hastalıklarında mütehassis olmuşlar. Onlar kadın hastalığında özelleşmişlerdir. Kadın hastalığına bakmaya özellerdir. Ettabibu, doktor, yualicul marida, hastaya ne yapıyor? İlaç veriyor. Vallahu yeşfil maride bi iznihi, ve Allahu Teala da hastayı izniyle ne yapıyor? İyileştiriyor. Ve ma enzelallahu da'en, yani Allahu Teala bir hastalık indirdiyse, yani Allahu Teala bir hastalık indirmemiştir ki, illa enzele lehu şifaen, yani ta ki onun şifasını da indirmiş olmasın anlamına gelen bir hadisi şerif. Şimdi gelelim es'iletul isti'ab, anlama sorularına. Birinci sorumuz şöyle ki, kem kısmen fil müsteşfe, hastanede kaç kısım var? Hastanede kaç bölüm var? Kısmani fil müsteşfe, hastanede iki bölüm var. Mâzâ yef'alul muvazzafûne, yani görevliler ne yapıyorlar? El muvazzafûne, görevliler, meşgulûne bi tescili esmâil merdâ, görevliler hastaların isimlerini kayıt etmekle meşguller diyebiliriz bu ikinci sorumuza cevap olarak. Üçüncü sorumuz, mâzâ yef'alul etibbâ'u, erkek doktorlar ne yapıyorlar? Yefhasûne el etibbâ'u el emrâda, yani erkek doktorlar hastaları muayene ediyorlar. Yefhasûne. Mâzâ tef'alul mümerridâtu, hemşireler ne yapıyorlar? Hemşireler ne yapıyorlar? Şöyle diyebiliriz buna da. El mumerridatu musta'iddatun li musa'adetil maridat. Yani hastalara yardımcı olmak için hazır bir şekilde beklemektedirler diyebiliriz. Beşinci ve son sorumuz. Limâzâ yezhebul maridu? Hasta niçin gidiyor ilal müsteşfe? Hasta niçin hastaneye gidiyor? Şunu diyebiliriz mesela, yezhebul maridu en yefhasa lehut tabib, yani doktorun onu muayene etmesi için. Ya da şöyle diyelim, yezhebul maridu li yefhasa lehut tabib, yani doktorun kendisini muayene etmesi için hasta ilel müsteşfe, hastaneye gidiyor diyebiliriz. Şimdi okuma parçamızı geride bıraktığımıza göre artık asıl konumuza gelebiliriz. Bugünkü dersimizde iki tane konu işleyeceğimizden bahsetmiştik. Bunlardan birincisi enve'ul cemi olacak, ceminin çeşitleri. Öncelikle sağ tarafta bu cetvelimizin içerisinde üç tane cümlemiz var. Bu cümlelerimizin içerisindeki cemileri burada yazılmış ve cemilerin türünü de sol tarafta okuyacağız Allah'ın izniyle. Önce cümlelerimize bakalım. El muvazzafune meşgulune, yani görevliler meşguldür, memurlar meşguldür. Buradaki cemimiz el muvazzafune ismi.
ve bir cem-i müzekker salim olduğunu bunu görüyoruz. Aynı şekilde meşgulune ismi de cem-i müzekker salim, o da yine bir cemidir Arapçada. İkisi de cem-i müzekker salim. Çünkü birazdan göreceğiz ki vavunun ile çekilen cemiler cem-i müzekker salim olacaklar Arapçada. Et-tabibatu mahiratun, bayan doktorlar maharetlidirler. Burada da iki tane cemimiz var. Birisi et-tabibatu, diğeri de mahiratun. İkisi de cem-i müennes salim Arapçada. Çünkü birazdan göreceğiz, eğer kelimenin müfredi elif te ile cem-i oluyorsa cem-i müennes salim diyeceğimizi inşallah öğreneceğiz. Son cümlemiz er-ricalu naimune, adamlar uyumaktadırlar cümlesi. Burada aslında yine iki tane cemimiz var ama bizi ilgilendiren birinci cemi er-ricalu cemisi. Çünkü er-ricalu cemisi cem-u teksir bir cemidir Arapçada. Bunu da birazdan göreceğiz. Yani neye cem-i müzekker salim diyeceğiz, neye cem-i müennes salim diyeceğiz, neye cem-i teksir diyeceğiz. Yani bunu tabii ki de kafamıza göre demeyeceğiz ama bunun belli başlı kuralları var. Şimdi gelelim onları öğrenme zamanına. El-Bahsu bölümündeyiz. Fil cümletül ula, birinci cümlede, fil cümletül ula, birinci cümlede nulahizu ennel isme el-muvazzafune. Biz birinci cümlede el-muvazzafune ismini müşahede ediyoruz. Yedullu ala adedin ekthera min ithneyn, İkiden daha fazla bir sayıya delalet eden el-muvazzafune ismine şahit oluyoruz. Ve kezalike meşgulun, meşgulune ismi de aynı şekildedir. Yani el-muvazzafune de iki erkekten fazlasına delalet eder. Meşgulune de aynı şekilde iki erkekten fazlasına delalet eder. Fekullu ismin minhuma, yani o iki isimden her bir isim cemidir. O iki isimden her bir isim cemidir. Ve hâzen nev'u minel cem'i, ve ceminin bu çeşidi. Ve hâzen nev'u minel cem'i, ceminin bu çeşidi yüsemme cem'ül müzekker salim diye isimlendirilir. Yani iki erkekten daha fazlasına delalet eden cemiye biz ne diyeceğiz? Cem'i müzekker salim diyeceğiz. وَذَٰلِكَ لِيَنَّهُ جَمْعٌ لِلْمُفْرَدِ بِزِيَادَةٍ وَاوِ وَنُونٌ فِي آخِرِهِ اَوْ بِزِيَادَةِ يَاءٍ مَكْسُورٍ مَا قَبْلَهَ وَنُونٌ. Yani bu nasıl bir cemidir? Kelimenin müfredinin sonuna, فِي آخِرِهِ sonuna vav ve nun ziyade etmekle, vav ve nun eklemekle ya da yine kelimenin sonuna bir nun ve nundan önce de kendisinden önceki harfin kesreli olduğu bir y eklemekle yapılır. Şöyle diyelim. Şimdi cem-i müzekker salim yapmamızın iki tane yöntemi var. Ya kelimenin müfredinin sonuna vav ve nun getireceğiz ya da y-nun getireceğiz. Y-nun getireceğiz ama y-nun getirirken o getirdiğimiz y'den önceki harf ne olacak? Meksurun me kablehe, y'den önceki harf kesinlikle kesreli olacak. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü eğer kesreli değil de onu fethalı yaparsak o zaman müsenna ile karıştırma ihtimalimiz olacak. Bunun da altını çizelim. Ve huve hasun bi esmail ukala. Bu dediğimiz olay neye hastır? Yani akil isimlere. Yani aklı başında olanların isimlerine has ve onların sıfatlarına hastır. Mesela bizler muvazzafune diyebiliriz. Ya da muvazzafine diyebiliriz. Dediğimiz gibi vavnunla çekimi ve yenun ile çekimi. Bunlar akil isimlerin cem-i müzekker salimleri. Bir de bunların vasıfları var, mesela meşgulune gibi. Meşgulune de cem-i müzekker salim. Meşguline de aynı şekilde cem-i müzekker salim. Her ders söylediğim gibi, yani her ne zamanki cem-i müzekker konusunu anlatsam şu uyarıyı mutlaka yaparım. Yine yapacağım Allah'ın izniyle. Bizler cem-i müzekker salim bir ismi cümlede merfu konumunda kullanmak istersek onu vavnun ile çekeceğiz. Mansup ya da mecrur konumunda kullanmak istersek de onu yenun ile çekeceğiz. Burası önemli. Gelelim ikinci bölüme. Ve fil cümleti saniyeti, ikinci cümlede nulahizu ennel isme et-tabibat yedullu ala adedin ekthera min ifneteyn. Şurada ifneteyn olacaktı.
İsneyni yazılmış, isneteyni olacaktı. Bunu ne yapabilirsiniz? Düzeltebilirsiniz isterseniz. İki bayandan daha fazlasına delalet eden isim olan ettabibetuyu biz ikinci örnekte görmekteyiz. Ve kezalike aynı şekilde mahiratun da böyledir. Yani hem ettabibetu iki bayandan fazlasına delalet eder, hem de mahiratun iki bayandan fazlasına delalet eder. Fekullu ismin minhuma cemi. Yani o isimlerden, iki isimden her birisi cemidir Arapçada. Yani ettabibetu da cemidir, mahiratun da cemidir. Ve hâzen nev'u minel cemi'i. Ceminin bu türü, ceminin bu çeşidi yüsemme cem'al müennes salim olarak isimlendirilir. Yani cemi müennes salim. Ve zâlike li'ennehu cem'un, çünkü o bir cemidir. Lil ismil müennes bir ismin bi ziyadeti ta'in meftuhatin kablehe elifun fi ahiril ismi. Yani ismin sonuna bir T getireceğiz. Meftuhatin kablehe olacak ama. Yani kendisinden önceki harfin fethalı olduğu bir T ve T'den sonra da bir elif getirerek, yani kelimenin, yani şöyle diyelim, müfret müennes bir ismin sonuna kendisinden önceki harfin fethalı olduğu bir T ve T'den sonra da bir elif, yani elif T getirerek yaptığımız cemilere cemi müennes salim diyoruz. Aynı şekilde bir şey daha önemli burada. Ve hasfi te'i te'nifil merbuta. Şimdi genellikle müennes isimlerin müenneslik alametinde en çok kullandığımız te'ul merbuta, yani diğer adıyla müenneslik te'si. Eğer müfret ismimizin sonunda müenneslik te'si varsa ve biz onu cemi müennes salim yapmak istiyorsak, öncelikle o te'yi hasfedeceğiz. Sonrasında bu dediğimiz T'yi ve Elif'i getireceğiz. Burası da çok önemli. Şimdi bakalım örneğimize. Et-tabibatu kelimenin müfrededir. Onun cemisi de et-tabibatudur. Şimdi et-tabibetu, evet et-tabibetu, et-tabibatu. Şimdi biz et-tabibetuyu cemi yapmak istediğimizde öncelikle şu sonundaki te'ul merbutayı sileceğiz. Sonrasında bir elif, bir de te getireceğiz kelimemizin sonuna. Olacak bize cemi müennes salim. Bayan doktor, bayan doktorlar. Mahiratun hünerli kelimenin müfredi, cemisi de mahiratun hünerlidirler anlamında. Yine mahiratun sonundaki te'ul merbutayı hasfedeceğiz. Onun yerine elif ve te getireceğiz. Şimdi gelelim Elbahsu'nun 3. bölümüne. Ve fil cümleti salifeti, 3. cümlede nülahizu, biz görüyoruz ki ennel ismen rical, er ricalu ismini görüyoruz. Yedullu ala adedin ekser min ithneyn, yani iki erkekten daha fazlasına delalet eden er rical ismini görüyoruz 3. cümlenin içerisinde. Ve hazen nev'u minel cem'i, yani cemiyenin bu türü yüsemme cem'at teksir, cemi teksir olarak isimlendirilir. Cemiyenin bu türü cemi teksir olarak isimlendirilir. Li'enne müfredehu ve huve racülün, çünkü onun müfredi olan, yani yalın hali olan racülün kelimesi kad tegayyarat, değişti sigatuhu fil cemi. Yani cemi esnasında, cemi sigasında ne yaptı? Racülün kelimesinin sureti değişti. Fesara rical. Şimdi racülündü, ricalun oldu. Racülün adam, ricalun adamlar. Şimdi daha önce gördüğümüz cemilerde, yani cemi müzekker salim olsun, cemi müennes salim olsun, kelimenin müfredinde bir değişiklik meydana getirmiyorduk. Sadece kelimenin sonuna vavnun ya da yeğenun ya da elif ve t getirerek cemi müzekker salimi ve cemi müennes salimi yapmıştık. Ama cemi tekstirde kelimenin müfredinde bazı değişiklikler meydana gelir. Mesela raculun ile ricalunu kıyasladığımızda cim harfinden sonra uzatan bir elif yokken müfredinde cemisinde cim harfinden sonra uzatan bir elif meydana gelmiş. Yani kelimenin müfredi değişmiş cemi yaparken. Ve misluhu, yine bir örnek, tabibun etibbeu gibi. Yani tabibun nire, etibbeu nire. Bakın aralarında baya bir fark var, değil mi? Mesela etibbeunun başında hemze var, tabibunun başında hemze yok.
Ya da etip beu'da b'den sonuna çeken bir elif var. Tabii bunda b'den sonra bir elif yok. Etip beu'nun sonunda bir hemze var. Tabii bunun sonunda bir hemze yok mesela. İşte bu şekilde eğer kelimenin müfredi cemi yapılırken bir değişikliğe uğrarsa ona Arapçada cemi teksir diyeceğiz. Şimdi Elbahsu bölümünde öğrendiğimiz bilgileri inşallah kaide bölümünde daha da sağlam bir hale getirelim. Arefne ennel cema, arefne biz öğrendik ki ennel cema muhakkak ki cemi huve ismun yedullu ala adedi ekthera min ifneyn. Biz öğrendik ki cemi iki erkekten daha fazlasına delalet eden isimdir. Ne gibi? Etibbeu doktorlar gibi. Ev veya ala adedin ekstra min isneten ya da iki bayandan daha fazlasına delalet eden isimdir. Ne gibi? Tabibatun bayan doktorlar gibi. Yani biz ceminin iki erkekten daha fazlasına delalet eden bir isim ya da iki bayandan daha fazlasına delalet eden bir isim olduğunu öğrendik. Ve cem'u selasetu enva'in, cemi üç çeşittir Arapçada. Ya cemi müzekker salimdir, ya cemi müennes salimdir, ya da cemi teksirdir Arapçada. Şimdi bunları tek tek yeniden tanımlarını öğrenelim. Cemi müzekker salimle başlayacağız. Çünkü bana göre en fazla kullanılan cemi Arapçada cemi müzekker salimdir. Tucmeu esmaul müzekkerin. Yani müzekker isimler cemi olurlar ve sıfatuhum ve onların sıfatları da cemi olurlar. Ceme müzekker salim olarak cemi olurlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Bi ziyadeti vavin ve nunun fi ahiril ismil müfret. Müfret ismin sonuna vav ve nun ziyade etmekle. Nasıl mesela? Muhammedun cem'uhu Muhammedune gibi. Muvazzafun cem'uhu Muvazzafune gibi. Bu birinci seçenek. Yani müfret ismin sonuna vav ve nun eklemekle müzekker bir isim cemi olabilir. Muhammedun Muhammedune, Muvazzafun Muhazzafune gibi. Veya ev veya bi ziyadeti ya in meksurin ma kableha ve nun. Ya da ne ekleyeceğiz müfret ismin sonuna? Kendisinden önceki harfin kesreli olduğu bir y harfi ve y'den sonra da yine bir nun harfi. Ne gibi mesela? Muhammedine ya da Muvazzafine gibi. Şunun altını çizelim. Muhammedine ile Muhammedune'nin anlamları birbiriyle tamamen aynı. Muvazzafune ile Muvazzafine'nin de anlamları birbiriyle tamamen aynı. Sadece burada irab farklılığı var. Dediğimiz gibi cümlede merfu kullanılacaksa Muhammedune, mansup ya da mecrur kullanılacaksa Muhammedine tercih edilmek zorunda. Cem-i müennes salime bakalım. Tucme'ul esma'u ve sifatul müennesetu. Müennes isimler ve müennes sıfatlar cemi olurlar. Bi ziyadeti elifin ve ta'in meftuhatin fil ismil müfredil müennes. Yani müennes müfret ismin sonuna ne getireceğiz? Bir elif ve kendisinden önceki harfin fethalı olduğu bir T getirerek müennes isimler ve o müennes isimlerin sıfatları cemi yapılırlar. Ama ne zaman olacak bu? Ba'de hasfi te'nisil merbuta. Yani müfret müennes ismin sonunda bulunan, onun müennesliğine delalet eden müenneslik T'si, diğer adıyla te'ul merbutayı hasfettikten sonra kelimenin sonuna bir elif ve eliften sonra da kendisinden önceki harfin fethalı olduğu bir T getireceğiz. Şimdi bakalım. Et-tabibatu mesela bunun cemisi et-tabibatu. Evet, bu arada şurayı düzeltelim. Yani kendisinden önceki harfin fethalı olduğu bir elif ve sonrasında T getireceğiz. Bunu düzeltelim. Et-tabibetu, bayan doktorun cemisi et-tabibatu gelecek. Mesela vakifetunun cemisi de vakifatun gelecek. Şimdi elimizde et-tabibetu vardı. Sonundaki te'ul merbutayı hasfettik ve hemen akabinde bir elif ve de T getirerek onu cemi müennes salim yaptık.
Vakıfetun vardı elimizde. Bunu cemi yapmak istediğimizde hemen sonundaki t'yi hasfedeceğiz. Onu oradan sileceğiz. Hemen sonuna bir elif ve t getireceğiz. Vakıfetun bir bayan durmaktadır. Vakıfetun bayanlar durmaktadırlar anlamı kazanacak. Cemi'nin üçüncü türü olan cemi teksire bakalım. Hâzel cem'u bu cemi ye'ti gelir bi tağyirin fi sigatil müfred. Yani kelimenin müfredinin sigasında, kelimenin müfredinin suretinde bir değişiklik yaparak getirilir. Bir değişiklik yaparak elde edilir. Ne gibi mesela? Racülün cemisi ricalun. Tabibun cemisi etibbeu. Tabii ki bunun da belli başlı kalıpları var Arapçada. Yani biz istediğimiz kelimenin cemi teksirini kafamıza göre yapamayız. Cemi teksirin kullanılan belli başlı kalıpları da var Arapçada. İnşallah ilerleyen derslerimizde de bu konuya değineceğiz Allah'ın izniyle. Evet, şimdi geldik dersimizin ikinci bölümüne. İsimlerin cemilerinin cemi müzekker salim, cemi müennes salim ve cemi teksir olabileceğini öğrendik. Şimdi bu konuyla paralel bir konu olan mübtedanın cemi olmasını ve haberinin de mübtedaya uyarak cemi olmasını inşallah ne yapalım? Hep beraber okuyalım. Burada yine her zamanki gibi çok güzel hazırlanmış bir tablomuz, bir cetvelimiz var. Öncelikle bu tablomuzu okuyarak ne yapalım? Mübtedanın cemi olmasına ve ona bağlı haberin de cemi olması konusuna bir giriş yapalım. Şimdi bir isim cümlemiz var burada. Çünkü mübteda ve haberden bahsedeceğiz. Mübtedanın cemi olmasından ve haberin cemi olmasından bahsedeceğiz. El-muvazzafune meşgulune. Yani görevliler meşgullerdir. Buradaki müftedamız el-muvazzafune kelimesi. Ve el-muvazzafune kelimemiz nedir? Cemi, müzekker, salim bir kelime. Peki onun irap alametine, yani biliyorsunuz ki müfteda merfudur, haber de merfudur Arapçada. Buradaki el-muvazzafune müftedasının merfu olmasının alameti nedir? Şuradaki vav'dır. Yani kendisini cemi müzekker salim yapmak için kullandığımız vav ve nun, aynı zamanda o kullandığımız vav cemi müzekker salim isimlerin merfuluk alametidir. Bunun da altını çizelim. Yine haberimize geçelim. Meşgulune burada haber. Meşgulune de tıpkı el-muvazzafune gibi cemi müzekker salim ve tıpkı el-muvazzafune'nin merfuluk alametinin vav olduğu gibi meşgulune haberinin de merfuluk alameti vav'dır Arapçada. O zaman isterseniz şunu bir irab edelim hep birlikte. El-muvazzafune mübtede'un merfu'un bil-vavi, meşgulune haberun merfu'un bil-vavi diye çok güzel bir şekilde irab edebiliriz. Şimdi diğer bir cümlemize bakalım. Er-ricalu adamlar naimune uyumaktadırlar. Burada mübtedamız er-ricalu ismi. Ve er-ricalu yapısına baktığımız zaman cemi teksir bir isim ve merfuluk alametinin damme olduğunu görüyoruz. Haberimiz ise naimune ismi. Naimune ismi nedir? Cemi müzekker salim bir isimdir ve merfuluk alametinin az önce dediğimiz gibi vav olduğunu görmekteyiz. Geçen derslerimizde size yazdırdığım önemli bir not vardı. Cemi teksir ismin irabı müfret ismin irabı gibidir demiştik. O yüzden burada er-ricalu sanki bir el-beytunun, sanki bir er-racülünün irabı gibi dammeyle merfu olacak. Ama haberimiz olan naimune cemi teksir değil de cemi müzekker salim olarak tercih edildiği için onun irabı vav ile olacak. Hemen er-ricalu naimune'yi de isterseniz irab edelim. Er-ricalu mübtede'un merfu'un bid-dammeti naimune haberun merfu'un bil-vavi diye irab edeceğiz. Bir diğer cümlemiz et-tabibatu bayan doktorlar mahiratun hünerlidirler, yeteneklidirler. Et-tabibatu burada mübteda ve cemisel türüne baktığımızda cemi müennes salim bir isim ve merfuluk alametinin damme olduğunu görüyoruz. Haberimiz de yine aynı şekilde mahiratun ismi. Mahiratun ismi de cemi müennes salim bir isim ve onun da merfuluk alametinin damme olduğunu görüyoruz. İsterseniz cemi müennes salimin irabını hep birlikte bir kere daha hatırlayalım.
cemi müennes salim isimler merfu olduklarında damme ile merfu olurlar. Mansup ya da mecrur olduklarında da kesre ile mecrur ya da kesre ile mansup olurlar Arapçada. Et-tabibatu mübtedaun merfuun bid-dammeti, mahiratun haberun merfuun bid-dammeti. Dördüncü ve son cümlemize bakalım. El-esirratu yataklar nazifetun temizdir. Yataklar temizdir. Burada el-esirratu cemisini müfteda olarak el-esirratu cemi teksir ismini görüyoruz ve kendisi damme ile merfu, haber olarak da nazifetun ismini görüyoruz. Nazifetun ismi müfret müennes bir isimdir ve onun da merfuluk alameti dammedir. Şimdi şu tabloya şöyle bir baktığınız zaman şunu anladığınızı düşünmekteyim, buna inanmaktayım. Eğer müftedamız akil cemisi olup da cemi müzekker salim olursa eğer müftedamız akil cemisi olup cemi müzekker salim olursa haberimiz de ona uygun olarak cemi müzekker salim olmak zorunda. Müftedamız akil cemisi olup cemi müennes salim olursa haberimiz de ona uygun olarak cemi müennes salim olacak. Müftedamız cemi teksir olursa haberimiz isterse cemi teksir olabilir, isterse cemi müzekker salim olabilir. Bunda kesinlikle bir şart bulunmamakta. Şu dördüncü noktaya çok dikkat edelim. Eğer müftedamız gayri akilin cemisi olursa o zaman biz haberimizi müfret müennes getireceğiz. Bakın müfteda kısmı cemi ama haber kısmı müfret müennes, bunu da belirtmek isterim. Zaten birazdan muhtemelen kaide bölümünde de kitabımız bu noktaya değinecektir. Şimdi bu tablomuzla alakalı El-Bahsu bölümümüzü okuyalım. Fil cümletül ula, birinci cümlede nulahizu, biz şahit oluyoruz ki ennel mübteda'a cem-i müzekker salim. Biz birinci cümlede müftedanın cem-i müzekker salim olduğuna şahit oluyoruz. Ve kad ca'el haberu cem'e müzekker salimin mislehu, tıpkı onun gibi, mislehu onun gibi haberin de cem'i müzekker salim olarak geldiğine şahit oluyoruz. Yani demek istediğimiz şu, birinci cümlede müptedamız cem'i müzekker salim geldi diye haberimiz de onun gibi cem'i müzekker salim geldi. Ve fil cümleti saniyeti, ikinci cümlede ca'el müftede'u cem'a teksirin lil ukala, ikinci cümlemizde müptedamız cem'i teksir geldi akiller için ve ca'el haberu cem'i müzekker salim, haberimiz de cem'i müzekker salim geldi. Yani şöyle de olabilirdi, müpteda da cem'i teksir, haber de cem'i teksir olabilirdi belki, ama genelde olmuyor ama olabilirdi. Ama en doğrusu müpteda eğer cem'i teksirse ona uygun bir cem-i müzekker salim haberin getirilmesi. Ve fil cümleti saliseti, üçüncü cümlede ce'el müftedevu cem'e müennes salimen lil akilat, yani akil bayanların akil bayanlar için cem-i müennes salim olarak geldi üçüncü cümlede müftedamız. Ve ce'el haberu cem'e müennes salimen eydan, aynı şekilde haberimiz de cem-i müennes salim geldi üçüncü cümlede. Yani müfteda cem-i müennes salimse haberimiz de cem-i müennes salim gelecek. Ama bu ne zaman geçerli? Müfteda akiller için olursa geçerli. Ve fil cümletil erbaati, dördüncü cümlede ce'el müftedeu cem'an li gayri akil, yani akil olmayanlar için, mesela cümlemizde yataklar geçmişti. Akıl sahibi olmayan, mesela yatakların cemisi tarzında bir cemi teksir gelirse müfteda olarak ve ce'el haberu müfret müennes, o zaman haber ne gelecek? Müfret müennes olarak gelecek. Dördüncü gene en önemli kuralımız el müftedeu merfuun, müfteda merfudur, bunu biliyoruz. Vel haberu merfuun eydan, aynı şekilde haber de merfudur. Elhamdülillah, bunu da öğrendik derslerimizle. Ve alametu ref'i cemil müzekkeri salim elvav. Şimdi burası önemli. Cem'i müzekker salim isimlerin merfuluk alameti vav harfidir. Ne gibi? El muvazzafune meşgulune gibi.
Yani el muvazzefune müftedeun merfuun bil vavi, meşgulune haberun merfuun bil vavi. Ve emma cemu teksir, cemi teksire gelince ve cemül müennes salime gelince fe alametu ref'ihime eddamme. O ikisinin merfuluk alameti de dammedir. Ne gibi? Er-ricalu mesela. Er-ricalu cemi teksir ismi müpteda olursa biz ona merfuun bir dammeti deriz. Ya da et-tabibatu cemi müennes salim ismi müpteda olursa biz ona merfuun bir dammeti deriz. Ya da el-esirretu gibi gayr-ı akilin cemisi cemi teksir olarak müpteda olursa biz ona da aynı şekilde ne deriz? Merfuun bid dammeti deriz. Şimdi gelelim dersimizin en önemli bölümlerinden birine. El-kaidetu kaide bölümüne. Burası mutlaka önemli. Eğer zamanınız varsa, fırsatınız varsa mutlaka kitabımızdaki kaideleri ayrı bir kağıda yazalım. Bir kaide defteri isterseniz kendimize oluşturalım ve bu kaide defterine kaidelerimizi yazalım. Yani günün birinde kaideleri tekrar etmek istersek illaki kitabımızı arayıp onlarca yüzlerce sayfa çevirmemize gerek yok. Direkt kaide defterimizi açacağız ve oradan kaidelerimizi istersek ezberleyebiliriz, istersek tekrar edebiliriz, istersek açıp yeniden hatırlayabiliriz. Lütfen bu uyarımı dikkate alın. Ve en kısa zamanda kendinize bir kaide defteri oluşturmayı unutmayın. Ve kaide defteri oluştururken şu hatayı da yapmayın. Yani sadece Türkçe kaideleri yazmayın. Önce kaidenin Arapçasını yukarıya yazın. Altına kaidenin Türkçesini yazın. Ve onun altına da mutlaka bir örnekle o kaidenin uygulamasını kesinlikle anlatın. Bu şekilde hazırlayacağınız bir kaide defteri, yani ileriki Arapça hayatımızda bizlere ne yapacak? Çok güzel getiriler sağlayacak Allah'ın izniyle. Şimdi birinci kaidemize bakalım. İzâ kânel müftedeu, müfteda olduğu zaman, cemi müzekker salim olduğunda müfteda, yekûnul haberu cem'an, haberi de cemi olur. Mislu örnek, el muvazzafûne meşgulûne gibi. El muvazzafûne cemi müzekker salim bir müftedaydı. Haberi de ona uygun olarak cemi müzekker salim olarak geldi. İkinci kuralımız, اِذَا كَانَ الْمُفْتَدَوُ cemi teksirin لِلْاُقَلَى. Eğer müftedamız akiller için kullanılan bir cemi teksir olarak gelirse, haberi de aynı şekilde cemi olur. Ne gibi? اَرْرِجَالُ نَائِمُونَ gibi. اَرْرِجَالُ, yani akıl sahibi insanlar için kullanılan cemi teksir bir isim, yani cemi teksir bir müfteda, ona uygun olarak haberimizin de cemi olarak geldiğini görmekteyiz. Üçüncü kural, اِذَا كَانَ الْمُفْتَدَوُ cemi müennes lil-akilat, yani müftedamız cemi müennes salim olursa, akıllar için kullanılan, aklı başında bayanlar için kullanılan, yani akıl sahipleri için kullanılan, يَكُونُ الْخَبَرُ مَعَنْ جَمْعَنْ مُؤَنَّسًا مِسِلْ اَتَّبِيبَاتُ مَاهِرَاتٌ gibi. Eğer müftedamız akıl sahipleri için kullanılan cemi müennes salimse, haberimiz de aynı şekilde cemi müennes salim gelir. Ne gibi? اَتَّبِيبَاتُ مَاهِرَاتٌ gibi. اَتَّبِيبَاتُ müfteda, cemi müennes salim. Haberimiz de yine aynı şekilde cemi müennes salim. Dördüncü kuralımız, اِذَا كَانَ الْمُفْتَدَعُ جَمْعًا لِغَيْرَ عَقِلٍ. Bu belki de en önemli kural ya da bizlerin sınavlarda en çok karıştırabileceği bir kural. Dördüncü kural, bu kurala özellikle dikkat edelim. Müptedamız gayr-ı akil cemisi olursa, yataklar gibi, evler gibi, kitaplar gibi, kalemler gibi, bardaklar gibi mesela, gayr-ı akilin cemisi olursa o zaman haberimiz müfret müennes gelecek. Bakın, haberimiz müfret gelecek değil, haberimiz özellikle müfret müennes gelecek. Ne gibi mesela? El esirratu nazifetun, yataklar temizdir. Es seyyaratu, arabalar cedidetun, yenidir gibi. Esirratu nedir? Gayr-ı akil cemi teksiri. Nazifetun müfret müennes. Es seyyaratu gayr-ı akil cemisi, cemi teksir müfteda gelmiş, haberine gelecek o zaman müfret müennes gelecek. Buraya özellikle dikkat edelim. Bu kuralı önemseyelim. Dördüncü kural. Geldik beşinci kaidemize. El müftedeu merfuun, müfteda merfudur. Vel haberu merfuun, haber merfudur Arapçada. Bu değişmez. Yani müfteda hangi kelime türü gelirse gelsin,
Haber hangi kelime çeşidi gelirse gelsin bu değişmez. Mübteda her zaman merfu, haber her zaman merfudur. Ve alametur ref'i el-vavu fi cem'il müzekker salim. Cem'i müzekker salim isimlerde merfuluk alameti vavdır. Cem'i müzekker salim isimlerde merfuluk alameti vavdır. Ne gibi? El-muvazzafune meşgulune, el-muslimune kefirune gibi. El-muvazzafune mübtedeun merfun bil-vavi, meşgulune haberun merfun bil-vavi. El-muslimune mübtedeun merfun bil-vavi, kefirune haberun merfun bil-vavi. Ve emme cem'u teksir. Eğer cem'i teksir olursa, mübtedamız ya da haberimiz cem'i teksir olursa, onun merfuluk alameti dammedir. Ne gibi mesela? Er-ricalu naimune gibi. Er-ricalu. Burada cem-i teksir bir müfteda. Merfuluk alameti damme. Naimune ise cem-i müzekker salim bir müfteda. Bir haber. Onun merfuluk alameti de vav olacak. Ve kezalike cem-ül müennesi salim. Cem-i müennes salim de bu şekildedir. Yani onun da merfuluk alameti dammedir. Ne gibi? Et-tabibatu mahiratun. El-murabbiyatu muhlisatun gibi. Burada et-tabibatu mübtedeun merfun bid-damme, mahiratun haberun merfun bid-damme, el-murabbiyatu mübtedeun merfun bid-damme, muhlisatun yine aynı şekilde haberun merfun bid-damme. El-murabbiyatu bakıcılar, dadılar anlamına geliyor. El-murabbiyatu bakıcılar, muhlisatun ihlaslıdırlar. Bu cümlenin de ne yapalım anlamını verelim. Şimdi geldik nemâzicul lil irab, irab örneklerine. Burası bizim için önemli. Yani gerek ben dersin içerisinde zaten önümüze gelen bütün cem-i müzekker salimleri, cem-i müennes salimleri ve cem-i teksirleri sizler için irab ettim. Ama şimdi burada bu irabın yazılı halini göreceğiz. Sizlerden ricam, mutlaka ağzımızı bu iraplara alıştırmamız lazım. Nerede bir müfteda bir haber görsek onları irab edeceğiz. Failleri, mefulleri vesaire her şeyi irab edeceğiz ama özellikle bugünkü dersimizle alakalı konuşmak gerekirse artık biz bu dersimizden sonra nerede cemi olan bir müfteda ya da cemi olan bir haber görürsek inşallah bunları gönül rahatlığıyla kolayca ne yapacağız? İrab edeceğiz. Bakalım örneklerimize. El muvazzafune meşgulune. Memurlar, görevliler meşgullerdir. El muvazzafune mübtedeun merfun bilvevi, meşgulune haberun merfun bilvevi. Böyle de diyebiliriz. Ya da irabımızı biraz daha uzatarak liennehu cem-i müzekker salimi de ekleyebiliriz. Yani bu şu demek ki ben el muvazzafuneye mübteda dedim, vav ile merfu dedim ama vav ile merfu dememin sebebi onun cem-i müzekker salim olmasıdır. Bak bunun da farkındayım demek. Böyle bir irafta bulunmak. O yüzden biz de bunu yapabiliriz. Bir daha yapalım. El muvazzafune mübtedeun merfun bil vavi liennehu cem-i müzekker salim. Meşgulune haberun merfun bil vavi liennehu cem-i müzekker salim. İkinci örneğimiz. Er-ricalu naimune. Er-ricalu mübtedeun merfun bil dammeti. لِأَنَّهُ cem-i teksir de diyebiliriz bunun sonuna. نَائِمُونَ خَبَرٌ مَرْفُونَ بِالْوَاوِ لِأَنَّهُ cem-i müzekker salim. اَتَّبِيبَاتُ bayan doktorlar وَاقِفَاتٌ durmaktadırlar. Ayakta durmaktadırlar. اَتَّبِيبَاتُ مُبْتَدَعٌ مَرْفُونَ بِالْدَمَّةِ وَاقِفَاتٌ خَبَرٌ مَرْفُونَ بِالْدَمَّةِ لِأَنَّهُ cem-i müennes salim diye de ne yapabiliriz? Bu iraplarımızın sonuna da ekleyebiliriz. Son olarak el esirratu nazifetun, yataklar temizdir. El esirratu cem-i teksir bir isim ve müfret isim gibi irab olacak. El esirratu mübtedeun merfun biddamme, nazifetun haberun merfun biddamme. Evet, böylelikle bugünkü dersimizde Arapça hayatımıza değer katacak çok önemli konuları öğrendik. Öncelikle Arapçada isimlerin cemi olarak üçe ayrıldığını, cem-i müzekker salim olabileceğini ki müfret ismin sonuna vavnun ya da yenun ekleyerek cemi yapıyoruz cem-i müzekker salimlerde. Ya da isimlerin ikinci bir seçenek cem-i müennes salim olabileceklerini ki kelimenin müfredinin sonundaki te'ul merbutayı attıktan sonra ne getiriyoruz? Elif ve te getirerek cem-i müennes salim yapıyoruz. Ya da isimlerin kelimenin müfret sigasının üzerinde değişiklik yaparak cem-i teksir tarzında cemi olabileceklerini öğrendik. Ayrıca
Bir müptada eğer cem-i müzekker salim olarak cem'i gelirse haberinin de cem'i geleceğini, cem-i teksir akillerin cem'isi olarak gelirse haberinin de cem'i geleceğini, cem-i müennes salim bir müptada gelirse cem-i müennes salim bir haber geleceğini, akıl sahipli olmayanların cem-i teksir olarak müpteda gelirse bu sefer haberinin kesinlikle müfret müennes geleceği gibi birbirinden değerli konuları inşallah bu dersimizde misafir ettik. Onları en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Şimdi benim vazifem bu videoyu bir an önce sizlere YouTube kanalımıza ulaştırmak ve sizlerin de bir an önce izlemeye başlayarak bu dersimizden nasiplenmenizi sağlamak. Zaman ayırdığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki dersimizde bu işlediğimiz 10. dersin tedribat, alıştırmalar videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Arapçayı sevmeye, sevdirmeye ve çevremizdeki Arapça ile ilgilenen kardeşlerimize lütfen YouTube kanalımızdan bahsetmeyi unutmayalım. Hayırlı günler diliyorum.